process. Ses 1. Esrik dolunaylar öperdi çekik gözlerimizden, gökten furuze yağardı. Hep furuze yollara düşerdik, böyle kirli değildi maviler, denizler böyle soluksuz. Topla çadırları apakayım, buradan gidelim. Bir divane kirmene sarardık sonsuz mesafeleri. Alperen dağlara yaslanırdık korkulardan azade. Uçmaktan ırmaklar gelir, çimerdik sularında. Önce kubbeler yıkıldı üstümüze, gökler çökecek birazdan. Eğer lahtları apakayım, buradan gidelim. Salınır dururdu güneş bir tuğun saçaklarında. Gökçek ormanlarda göğerirdi sevdamız. Oturur bengü taşlara adımızı vururduk. Böyle sert değildi kayalar, uçurumlar böyle dipsiz. Giyindir çocukları apakayım, buradan gidelim. Bir yaz gecesinde çıkalım saman yoluna. Ata bergüzarı yıldızlara konalım. Birince yağmur yağsın, uyansın kervansaraylar. Böyle ürkek değildi bakışların, kirpiklerin böyle ıslak. Hadi sil gözlerini apakayım, buradan gidelim. İyi akşamlar efendim. Gümüşhane'nin şiir yürekli insanları, Harşit Şiir Akşamları'na hoş geldiniz. Programımız şu anda Erzincan ERT Şah TV ekranlarında canlı olarak yayınlanmaktadır. Sizlere Gümüşhaneli büyük şair Dilaver Cebeci'nin mısralarıyla seslendik ilk evvel. Şunun bilinmesini isteriz ki şehirlerin cesameti, şehirlerin ağırlığı ekonomik güçlerinden, coğrafi büyüklüklerinden kaynaklanmaz. Şehirlerin büyüklüğü Türk kültürüne, insanlığın ürettiği medeniyete katkılarıyla ölçülür. Bu manada Gümüşhane Türkiye'nin iddialı illerinden birisidir. Yanda görüyorsunuz inşallah, kameraman arkadaşımız da gösteriyor. Gümüşhane'nin Türk kültürüne, Türk edebiyatına hediye ettiği 10 büyük şair dizilmiş bir askıda. Basım Ayır Koca Türk'ten Hüseyin Nihal Atsız'a, Dilaver Cebeci'den Nurettin Özdemir'e, Şinasi Özdenoğlu'ndan Kelkitli Aşık Serdari'ye, Aşık Zevraki'den günümüzde yaşayan, işte birazdan huzurunuza çağıracağım, Taceddin Şimşek'ine varıncaya kadar Gümüşhane
Türk Edebiyatı'na çok büyük isimler hediye etmiş bir kent. Şimdi şiir dinletimizde bize sazıyla eşlik edecek, gerçekten Kıvırcık Ali ile birlikte müzik yolculuğuna başlamış İrfan arkadaşımız var. İrfan Can, buyur. İrfan yer yer türküleriyle, yer yer şiirlere katkı sağlayarak bizimle birlikte olacak program boyunca. Ve programımıza ilk şairle başlıyoruz. Bizden birisi Kelkitli, genç bir şair. Eylül Söylenceleri isimli şiir kitabıyla gerçekten kısa sürede şiir dünyasında tanındı. Emin Baş size şimdi bir şiir sunacak. Buyur Emin Bey. Memleketimde ilk etkinliğim olacak. Bu anlamda mutluyum. Bir yıl önce ülkemizde maalesef 15 Temmuz dönem bir garabet yaşandı. Bu olaya biraz da bir kişisel bir bakış açısıyla aşkla harmanlayarak duygularımı anlatmaya çalıştım. İlk şiirim Umuda Darbe bu temayı işleyecek. Günaha bulanmış mahşer yeridir ülkem. Öfkenin kızıllığı kuşatmış tüm yüzleri ve kan sıçramış tüm masum yanlarımıza. Sokaklar boydan boya katledilirken avuçlarımda kirleniyor umudun güzel yüzü. Sunturlu bir gülüş yerleşiyor dudaklarıma. Korkuyorum belleğimin kör karanlığında boğulmaktan. Seni yetim bir sır gibi taşıyorum sol yanımda. Gecenin vahametiyle irkiliyor yurdum. Apansız başlayan üzünç yağmuruyla ıslanıyor. Bulvarların arsız ellerinden kaçırdığım bakışımla sığındığım sundurmada yapayalnızım. Ne sesim kulağını ilişiyor tam vakti, ne de sıcaklığını duyuyorum sokak köpeklerinin. Korkuyorum bu kargaşada sensiz yorulmaktan. Seni yasak bir muska gibi taşıyorum sol yanımda. Ruhumu kemiren uğultusuyla yangın yeri memleketim. Ensemde ölümün soğuk nefesi titrerken ben ateşe atılmış İbrahim'im bu dünyada. Ki dilimi esir alan ilahi bir emirle yüzyıllar boyunca yeniden ölüp diriliyorum. Çetrefilli ömrüm geçiyor gözlerimin önünden. Korkuyorum bir an bile adını unutmaktan. Seni sahipsiz bir ölü gibi taşıyorum sol yanımda. İkinci şiirim Nal Bekleyiş olacak. Sanırım bekleyişler ömrümün görünmeyen yanıdır. Zaman kin kusuyor, duyuyor musun? Bir mevsim çürüyor avuçlarında. Nafile bir ezgi boğuyor beni. Maziyle hesabım mahşere kalmış. Ölümcül bir savaştayım hatıralarla. Bir yanım galipken bir yanım mağlup. Düşmanım beni süzer köşe başında. Gözlerim ufukta, buğulu, ürkek. Bir talan başlarken dört bir yanımda. Zaman kin kusuyor, duyuyor musun? Mevsim sonbaharda, hatırlar mısın? Bir sana tutkundum bir de hazana. Gencecik şairdim aşkta müptezel. Hükmüm geçmiyordu akan zamana. Bir yağmur yoklarken ellerimizi, yüreğimi bıraktım avuçlarına. Böylece terk ettin sen yurdumuzu. Asırlardır kırgınım istasyonlara. Ketum bir şehire gömerken seni, mevsim sonbahardı, hatırlar mısın? Öyle bir yarasın ki hep kanar mısın? İnce ince karışır kanım toprağa. Sükutun kollarında inlerken ruhum, nedensiz bildiler sana tutkundum. Takvimler tüketir ömrümden seni, hep fırsat kalırken başka bahara. Ne güzel beklemek ufukta seni, köhnemiş limanlar şahittir buna. Günleri eskitirken mısralarımda, öyle bir yarasın ki hep kanar mısın? Sabrınız için teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık üstadım.
Emin Bey inşallah daha güzel eserler üretecek. Henüz genç bir kalem. Hızla devam ediyoruz. Komşu ilimizden, daha önceki ilçemizden deyince biraz kızacağım tabii. Bayder, Bayburt Şair ve Yazarlar Derneği Başkanı Fatih Dündar Bey aramızdalar. Fatih Bey'i şiirlerini sunmak üzere arz ediyorum. Buyurun Fatih Bey. Kudreti Elif'ten, Şemali Vav'dan, hikmetle yaratılan özümüz var. Mümkün olsa hatırlamak evvelin, Elestü'de verilen sözümüz var. Var oluş sırdır, ermektir incelik, gizli hazinedir, odur öncelik. Yol verilir, artık başlar yolculuk, ezelinden gelinen izimiz var. Dizilirler sıra sıra insanlar, yolda olanlar, dünyaya varanlar. Ağlayarak selamlar o zamanlar, yaradana yar olan nazımız var. Nakış örgüden, sırmadan telleri, topraktan beden, kevserden dilleri, iyi, kötü, başka başka halleri, günden güne kaybolan yüzümüz var. Kimin bakar, baktığını göremez, kimin görür, gördüğüne eremez. Kalp görür, gönül görür, göz göremez, bakar halde kör bakan gözümüz var. Dünyası mal olur, seyre dalınır, acısı bal olur, tadın alınır. Çilesi bol olur, kamil olunur, sabır ile yutulan tozumuz var. Her şey menfaattir, gaflet gelince, nefsin gözü görmez, payın alınca. Her aradığına sahip olunca, edep erken bilmeyen tozumuz var. Derdi meşk olanın külü savrulur, aşk demine varan yanar kavrulur. İlkbahar yaz biter, sonbahar olur, mevsimlere dökülen yazımız var. Dediler uyan falan oğlu filan, görelim neymiş heybende var olan. Artık Azrail'di kapıyı çalan, eyvah toprağa varan kazımız var. Yerin dar mı, karanlık mı, gören sen, kabir içinde bir iman, bir de sen. Artık yok malın, mülkün, kimin, kimsen, birazdan uyandıran dozumuz var. Kimse konuşmaz, bir hayal gibidir, bilmiyor ölü var, sahibi kimdir. Sorarlar Rabbin kimdir, Nebin kimdir, görür nurdan, ateşten bezimiz var. Yer arasat, mahşeri kalabalık, halkalanmış ümmetler bölük bölük. Güneş tam tepede bir mil aralık, terlemekten ayrılan tuzumuz var. Sıkıntı dolu 50.000 yıl geçer, terazi kurulur, açılır defter. Ameller hesaplanır birer birer, artık fayda vermeyen sızımız var. Yol 3.000 yıllıktır sırat görünür, dünyada 1.000 yıl, burada bir gündür. Kimin Hızır gibi, kimin sürünür, iman ile yol alan hızımız var. İşte dünya bir rüyadır, bir yoldur. Uyanmadan ağla, ellerin kaldır. Rahmeti boldur, merhameti boldur. Dündari, çoğu gitti azımız var. Sonu Hakk'a varan niyazımız var. Evet, ikinci şiir olarak da Elif diyoruz.
Leylahanesine vardım önceden. Yollar elif, izler elif diyordu. Gümüş diyarına sordum inceden. Diller elif, sözler elif diyordu. Sevda ikliminde bahar akışlı, coşkun suları var iniş yokuşlu. Asilce duruşlu, ceylan bakışlı, haller elif, yüzler elif diyordu. Didarına gönül mestan oluyor, her nefes alışta ismin soluyor. Mevsimler aylardan ufak kalıyor, yıllar elif, güzler elif diyordu. Bin bir gecelerde ufuk yıldızı, gülşen bağlarında bir peri kızı. Yazın beyaz açar, kışın kırmızı, güller elif, nazlar elif diyordu. Dündari'nin aşkı bir güle doğar, akla sığmayanlar gönüle sığar. Kıskanırdı Leyla görseydi eğer, küller elif, közler elif diyordu. Küller elif, gözler elif diyordu. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Kan dökmekse muradın, durma, ver buyruğunu. Gamzen çeksin kılıcı, gözlerin kurşun sıksın. Bedenin can burcuna dikip aşkın tuğunu, öl de. Eğer ölmezsem gök girsin, kızıl çıksın. Arınsın diye bellek hem suretten hem sesten, kaçıp saklanmak için her şeyden ve herkesten. Kırıp kilitlerini can kuşunu kafesten sal de. Eğer salmazsam gök girsin, kızıl çıksın. Kirpiğin merhameti öğrensin de kakülden, kaş çatıp yüz asmayı kaldırsın tedavülden. Kaftağına varmak zor ama canı gönülden gel de. Eğer gelmezsem gök girsin, kızıl çıksın. Çocuk yanım merakla kurunca temaşayı, katlayıp minder eder kerevete semayı. Masal bitmesin diye gökteki üç elmayı çal de. Eğer çalmazsam gök girsin, kızıl çıksın. Gök girsin, kızıl çıksın adlı şiirimden bir pasaj sundum ve şimdi sırada Artvin'den aramıza katılan Artvin Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı, Kültür Bakanlığı Halk Şairi Gülden Taş Hanımefendi'yi sahneye davet ediyorum. Öncelikle şehitlere yazdığım bir şiir var, onu paylaşmak istiyorum. Vuruldu de. Tabutlar dizi dizi yatıyoruz kol kola. Anam babam ağlama, bakmayın artık yola. Şehitlik mertebesi nasip olmaz her kula. Kalleş kurşun sırtımda arkadan vuruldu de. Mezarıma gelip de hesabın soruldu de. Köyüme hasret gittim, baharım kış ettiler. Sevdiğimi, oğlumu görmeyi düş ettiler. Kalleşçe öldürmeyi aklınca tuş ettiler. Vatanda ihanetin sehpası kuruldu de. Mezarıma gelip de hesabın soruldu de. Canım anam mektubumu okumadan saklama. Resimlerime bakıp saçlarını aklama.
Yatağım viran kalmış, gece gelip yoklama. Davette, icabette, vaktinde varıldı de. Mezarıma gelip de hesabın soruldu de. Eşim ile oğluma deyin ağlamasınlar. Gözü yaşlı olmasın, kara bağlamasınlar. Köz koyup yüreklere acı dağlamasınlar. Dağ taş bu ihanetten ortadan yarıldı de. Mezarıma gelip de hesabın soruldu de. Postallar üniformam oğluma miras kalsın. Cebimde yar mendilin alıp iyi saklasın. Yastığım yatağımı elbisemi koklasın. Tabutuna al bayrak özenle sarıldı de. Mezarıma gelip de hesabın soruldu de. Hakkını helal eyle annem babam kardeşim. Son nefesle hasretle söndü doğan güneşim. Ahirette bekliyorum ey yârim nazlı eşim. Kardelenler kurudu, toprağa darıldı de. Mezarıma gelip de, mezarıma gelip de hesabı soruldu de. İkinci şiirim olarak Yaz Benim İçin Bir Sevda şiiri okuyacağım. Umarım beğenirsiniz. Özlemler büyür de gelirsem akla. İki satır olsun yaz benim için. Sazın mızrabını avuçta sakla. Dokunsun teline, dokunsun teline saz benim için. Yitirdim kendimi yaban yerdeyim. Aklım firar etti başı serdeyim. Kayıp oldum bilmiyorum neredeyim. Dolaş şu cihanı gez benim için. Hicranım büyüyor bağrım sökerim. Sıladır umudum yaşları dökerim. Aşk yurduna mahkum oldum çekerim. Beklerim gelesin tez benim için. Depreşir hasretin derinden derin. Kitap gibi kaplı mihmandır yerin. Neler yaşıyorum var mı haberin? Gelip de göresin az benim için. Haber verip gelsin usta sözenler. Bir hal çare sorunları çözenler. Ben bilirim deyip burada gezenler. Derde ilaç verin, derde ilaç verin toz benim için. Menekşe besleyen karlı dağları, ölüler toprakta görsen sağları, virane bırakma yeşil bağları, salınıp içinde gez benim için. Zafersiz kalınca tüm savaşlarım, döküldü surlardan bütün taşlarım, gitti baharlarım, gelir kışlarım. Görünür uzaktan güz benim için. Köle oldum, esir düştüm eline. Ela gözler hazin bakar gülüne. Bağlamış boynumu zülfün teline. Bu sırlı düğümü, bu sırlı düğümü çöz benim için. Gülden gül bahçende elem keder çok. Delik deşik her şey sapladığın ok. Gözlerim yollarda senden haber yok. Haber sal mektupla, haber sal mektupla tez benim için. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Aldırma sen aksa saçın. Neşen var mı? Sen ona bak. Gönüllerin köşkünde bir köşen var mı? Sen ona bak. Saraylıyı sarmış kibir, konacağı kara kabir. Gönüllerin köşkünde bir köşen var mı? Sen ona bak. Zevrak bugün etmez merak, yarının da sahibi hak. Şimdi köşende bir ufak şişen var mı? Sen ona bak. Demiş aşık Zevraki Baba, rahmet olsun.
Gümüşhane'nin halk şiirine kattığı en önemli değerlerden birisi. Belki de başka bir ilde olsaydı en az Veysel kadar ünlü olurdu Aşık Zevraki Baba. Ne yazık ki bizim ilimizin bile böyle bir yetim yanı var. Şiirlere hızla devam ediyoruz. Taceddin Hocam'ı oradan görüyorum. Taceddin Hocam buyurmaz mısınız? Taceddin Şimşek Bey, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Gümüşhane'mizi temsilen görev yapmakta. Edebiyat Fakültesi'nde hocamız ve Türk şiirinin bilhassa rübai dalında son dönem en büyük ismi desek herhalde abartmış olmayız diyelim, öyle mi? Buyur üstadım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Talat Bey, haddimin çok üstünde bir övgüyle beni kahneye davet etti. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, hepiniz hoş safa geldiniz. Akşamınız hayır olsun. Önümde Harşit, arkamda Kuşakkaya. Hep birlikte sizi selamlamak istiyorum sevgi ve saygıyla. Bu vesileyle eğer izniniz olursa iki özel insana bir hoş geldin demek istiyorum. Hepinize hoş geldin dedikten sonra. Sebebi hayatım, annem ve babam şu anda yanımdalar. Bu benim için büyük bir talih. Size şiir okurken aynı zamanda onlara da okumuş olacağım. O yüzden kendilerine geldikleri için teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Bu vesileyle geçen yıl 25 Ağustos'ta rahmeti rahmana kavuşan Nurettin Özdemir ustamızı, şairimizi rahmetle anmak istiyorum. Mekanı cennet olsun. Gerçekten ustamızdı. Ve eğer müsaadeniz olursa ben onun vatan şiiriyle açmak istiyorum. Daha sonra da artık gelenek oluştu. Bu yayla yürekli çocuklar nedense Gümüşhane'ye gelince hep benimle birlikte anılır oldu. Yine yayla yürekli çocuklar diyelim, paylaşalım diyorum. Evet, bedenini, şiirini yazdığı vatan toprağına emanet etmiş, ruhu sonsuzluğa kavuşmuş Nurettin Özdemir ustamızı tekrar analım ve vatan şiiriyle bir açılış yapalım. Vatan Antalya'da bir mavi su, Posof'ta bir çorak tarla, Gümüşhane'de yemyeşil bir bahçedir. Vatan Sivas yaylasında yıldız bakışlarıyla aydınlanan ıpıssız bir gecedir. Vatan, Kelkit'te bir kardeş mezarı, Zonguldak'ta bir maden işçisi, Rize'de çay toplayan bir gelin ve seccadesinde namaz kılan ihtiyar bir annedir. Vatan, aydın tebessümüyle Aslıhan ve duru bakışlarıyla Emine'dir. Vatan, Ceylanpınar'da bir ince ceylan, Edirne'de bir ince minaredir. Vatan, hudut boylarında dalgalanan güzel bayrağımızdan hare haredir. Vatan, küçük ellerin avuçladığı sade bir toprak değil çocuğum, toprakla büyüyen kutsal bir düşüncedir. Teşekkür ediyorum. Evet, yayla yürekli çocuklar. Biz yayla yürekli çocuklardık. Hani turnalar geçse üstümüzden, bağrımız çayır çimen. Bir Harşit vardı sevdamızı bilen, bir biz vardık. Biz yayla yürekli çocuklardık. Harşit'in yanı başında bir yerde, düşlerimizden saraylar kurardık. Caneliği gözlerle elma bahçelerinde. Harşit'in sularına baktıkça biz, say ki bahtımıza ayna tutardık. Biz yayla yürekli çocuklardık. Ufkumuzdan uçup geçen ne varsa, kuşlar mı, bulutlar mı, sorardık babamızdan haber var mı? Erzurumlara, Almanyalara, tayyarelerle selamlar yollardık. Biz yayla yürekli çocuklardık. Bizim tarihçemiz Harşit'te yakar. Bizim gönül haritamız da Harşit. Bir gün uyanıverdik gençlik uykularından. Oysa biz bir zamanlar
Harşit'le körebe oynardık. Biz yayla yürekli çocuklardık. Burada hala göz bebeği bir şehir, Harşit sularına bakar, avunur. Biz orada Harşit sularına delice aşık. Say ki yeni yeni farkına vardık. Biz yayla yürekli çocuklardık. Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Ağzınıza sağlık. Bu arada üstadım hatırlattı bize. Şu an Kelkit Belediye'mizin öncülüğünde Gümüşhane Kültür Sanat Kulübü olarak bizim de katkı sunduğumuz Nurettin Özdemir Şiir Yarışması Türkiye çapında devam ediyor. Aranızda şiir yazanların da yarışmaya katılmalarını buradan duyuralım. Eylül'ün 8'ine kadar şiir kabul ediyoruz. Sonra Ekim'in 13'ünde Kelkit'te Nurettin Özdemir'i anma toplantısı düzenleyeceğiz. Geçen yıl 5 Ağustos'ta kaybetmiştik kendisini. Gerçekten Türk şiirinde Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Tanpınar şiir vadisinin Rilke ile hamurlanmış, yorulmuş önemli bir sesiydi Nurettin Özdemir büyüğümüz. Şimdi bu YouTube diye bir şey var değil mi? Hayatımızı işgal etti. YouTube'da bir şiir var. Türkiye'de belki de en çok tıklanan şiir. 5,5 milyonu geçmişti en son tıklanma sayısı. O şiirin sahibi aramızda. Şiir sizi biraz tebessüm de ettirecek. Erciş Van'dan Gökmen Sakin kardeşim sahneye gelecek ve bize hanımlar peşin alkışlamayın isterseniz. Şimdi okuyacağı şiir hoşunuza gitmiyor olabilir. Çok teşekkür ederim hocam. Saygıdeğer Gümüşhaneliler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diliyorum. Van'dan, Yeşil Erciş'ten, Aşık Emrah'ın diyarından sizlere selam getirdim. Benim ilk defa Gümüşhane'ye geldim ve inanın ki sanki 20 defa, 30 defa gelip gitmişliğim var. O kadar samimi, candan, misafirperver gördüm sizleri. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Otomatik gelenler şiirimi seslendirmeden önce tabii ülkemiz zor süreçlerden geçiyor. Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var. Bu ülke bizim şiirimi önce sizlere seslendirmek istiyorum. Alevisi, Kürdü, Türkü, Çerkezi, vatan bizim, millet bizim, soy bizim. Sarmak lazım bu günlerde herkesi, bayrak bizim, yıldız bizim, ay bizim. Barış olsun her yazılan dizede, gönül o ki senle beni biz ede. Sofra açtık Van Gölü'nde, Rize'de, emek bizim, ekmek bizim, çay bizim. En ücrada kim var ise mezrada, Ali, Ayşe, minik bebek Azra'da. Mutlu olmam huzur yoksa Cizre'de, bölge bizim, ilçe bizim, köy bizim. Her zarardan dönmek kârdır nitekim, devlet benim. Benim savcıyla hakim, asker, polis, bunca genç fidanlar kim? Ölen bizim, kalan bizim, zay bizim. Bu yara bizimdir, bağlayan olmaz. Sanmayın deşip de dağlayan olmaz. Bize bizden başka ağlayan olmaz. Feryat bizim, şivan bizim, vay bizim. Sevgiye alıştır barış dilini, Laz'ın kızı olmuş Kürd'ün gelini. Hadi Gökmen, hadi uzat elini. Horon bizim, zılgıt bizim, toy bizim, bayrak bizim, yıldız bizim, ay bizim. Teşekkür ederim. Ben öncelikle Talat Ülker hocama ve Hışır Osman üstadıma çok teşekkür ediyorum. Beni de davet ettikleri için, sizlerle buluşturdukları için gerçekten onur duydum sizlerle beraber olmaktan. Otomatik gelinler Erciş şivesiyle yazdığım bir şiir. Baba annemin zamanına baktım, onu dinledim, şimdiki gelinlere ve hanıma baktım. Şairler toplumun sesidir.
Bunlar bana babaannem özellikle ilham oldu. Erciş şivesiyle şimdiki gelinlere böyle tatlı mizahi taşlar attım. Tabii kadınlar bizim annemiz, bacımız, eşimiz, kızımız, başımızın tacı. Sizler tebessüme yorun diyorum. Kara günlü beçere, gün görmemiş arvatlar. Sefa şimdikilere, hepsi şanslı bahtavar. Bir iş desen yapmazlar, gezmek desen hay havar. Arabasız da gitmiler, otomatik gelinler. Kaynanaya bir iş etse, bin bir kurban heyranlan. Anan gile git desen, uçiydi gün seyranlan. Yıkamakları, süpürmekleri, hepsi anam ceyranlan. Fişi çeksen ölürler, otomatik gelinler. Nenem bir kalıp sabunlan, bir teş esbab yıkardı. Belengaz makine mi gördü, taşa çırpar sıkardı. Canları çıkardı valla, sabah körden kalkardı. Şimdi öyle kede yatılar, otomatik gelinler. Bir kucak kırç ataşla üç kandık pişirdiler. Şorbalık, cacık ekmek ne bulsa girişidiler. 11 tane doğudiler, 5 tane de düşürüdüler. Şimdi sezeryan bebek yapılar, otomatik gelinler. Ne kayın, ne kaynata, ne baldız derdindeler. Bir gün şelalede, bir gün mezireler. Erleri semavar yakar, özleri serindeler. Her hafta piknikteler, otomatik gelinler. Yok falan kes bunu aldı, tutturuplar bir yarış. Baban oğluysansa hele, gedişlerine bir karış. 5 metre dilleri var, boyları da bir karış. Bülbül gibi ötüler, otomatik gelinler. Somya cırcır edinmiş, hem bazı alacan hem yataş. Kriz var almam desen, olularsan ala vataş. Boyaları, cilaları, hangisini sayayım kardeş? Anamızı ağlattılar, otomatik gelinler. Akşam eve eli boş git, dönüp yüzen bakmazlar. Altın bilezik takar, hiç kimseyi takmazlar. Uşak gece patlasa, uykudan kalkıp bakmazlar. Bekeş kalkmayasız, otomatik gelinler. Bu şiiri yazana oluplar düşman, vallahi sizi alanlar hepsi de peşman. Çırpı gibi geliler, olilar şişman, etsiz yemek yemiler, otomatik gelinler. Gökmen der gençlik geçer, kimse hayale dalmasın. Şu 3 günlük dünyada bir dua ah almasın. Allah hiçbir ana babayı el ayağa salmasın. Bir gün bile bakmazlar, otomatik gelinler. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Hocam bu arada 10 tane kitap getirdim, otomatik gelinlere hediye edeceğim. Tamam. Evet. İrfan Bey yavaş yavaş sazını hazırlarsa bu arada biz Fırat'ın kızı, Kızılırmak'ın gelini diye kendine nam etmiş Sündüz Aslan Akça. Benim eşi Mehmet Aslan Akça burada. Dolayısıyla dostumun eşi benim de gelinim sayılır. Sadece Yeşilırmak'ın gelini değil. Evet Sündüz Hanım, buyurun. Teşekkür ederim. Allah'ın selamı ve mağfireti üzerinize olsun. Tokat'tan yürek dolusu sevgiler, selamlar, hoş geldiniz. Zaman pusu kuruyor gönlümün mihrabına. Vakit var deme bana, gözlerine geleyim. Kirpiğinden süzülüp aktığımı bileyim. Gitme vakti gelince kapıyı göster bana. Bu tılsım bozulmasın, göz değmesin bu ana. Zaman pusu kuruyor gönlümün mihrabına. Bir öykünün içinden kapıldım serabına. Gökyüzünde süzülen turnalardan medet yar. Kimsesiz gecelere dönüp çaput bağladım. Gökte yıldızlar kaydı, ben mehtapla ağladım.
Bir gidişin ardından uzaklara takıldım. Bazen İbrahim gibi ateşlerde yakıldım. Gökyüzünde süzülen turnalardan medet yar. Talan olan yüreğim ne dost bana ne ayar. Hüzün yastık altında her gece beni bekler. Yorganımda ayaz var, gözlerimde yaş ile. Üzerime gelirler, susarım telaş ile. Kimse görmesin beni, almışım ben payemi. Bir duanın içine gömdüm tüm sermayemi. Hüzün yastık altında her gece beni bekler. Gözümdeki muştuyu bekleyecek bebekler. Thank you.
Ece Seçkin geliyor mu, gelecek mi, ne zaman gelecek diye böyle haber almak isteyenler var. Ece Seçkinciler aramızda, heyecanlılar biliyorum, çok heyecanlısınız. Sonra sizlerle beraber olacak ekip arkadaşlarımız, orkestramız hazırlanıyorlar. O zaman güzel mi, güzel, şeker mi, şeker bir hanımefendi buraya gelecek, festivalimizi şenlendirecek. Sizler hazır mısınız bakalım, görmek istiyoruz. Hazır mıyız? Pop müziğinin şekeri, şampiyonu sizlerle beraber olacak. Haydi o zaman, elleri gökyüzünde görmek istiyorum. Şampiyona şeker gelecek az sonra, Ece Seçkin gelecek. Elleri gökyüzünde görmek istiyorum Gümüşhane. Basın mensuplarımız, değerli basın mensuplarımız şu an fotoğraf çekiyor. Bence o elleri gökyüzüne olabildiğince kaldırmanız lazım. Herkesin ellerini gökyüzünde görelim. Bakın Gümüşhane'de coşkuyu nasıl yansıtacaklar Türkiye'ye. Arkadaşlar dalga geçti, bakışını gördüm dans ederken. Thank you.
Vallahi kaç yüz kere sahneye çıktım bilmiyorum ama şöyle arkada arabadayken sizin sesiniz geliyor ya bana, o çığlığı duyuyorum. O an bitiyorum. Hoş geldiniz. Çok mutluyum bu akşam burada olduğum için. Gerçekten samimi söylüyorum. Saçlarım olmuş mu bu arada? İstanbul çok sıcak. Hep böyle kıyı şeritlerinde son zamanlarda sahneye çıkıyorum. Saçlar püskül püskül. Kuaföre gittim, dedim ki ben galiba dayanamayacağım. Ya dedim sen bu saçları kısacık kes. Beni kurtar, başka türlü dedim olmuyor. Ya dedi dur ben sana başka türlü bir formül bulacağım dedi. İnce ince böyle ördü falan. Bilmiyorum, benim hoşuma gitti. Çok rahat hissediyorum kendimi. İnşallah beğenmişsinizdir. Sayın seyirciler. Şarkıyı. Bu şarkı biliyorsunuz benim son göz bebeğim. Bir yudum su içeyim. Aman aman mı? Onu mu istiyorsunuz? Madem öyle, yan o zaman, aman aman. Aman aman. Thank you.
teşekkür ederim. Çok seviyorsunuz bu atarlı şarkıyı. Gerçi benim şarkılarımın bir tanesi, pardon iki tanesi hariç hepsi aşırı derecede atarlı. Onlardan bir tanesi geliyor yine. Efendim, efendim buyurun. Ben sizi yaratana kurban olayım esas. Böyle bir güzellik olabilir mi ya? Buyurun. Çok teşekkür ederim. Bunu yaptığınızda hemen ağlamaya başladığımı biliyorsunuz. O yüzden ağlamak istemiyorum ya. Çok eğlenceli şarkılar hazırladım bu akşam sizin için. Kalpler benden size. Sizi seviyorum. Sağ olun. Şimdi tabii ben bu akşam kendi bir dakika dur ya. Onun zamanı gelecek. Tabii ki olacak burada öyle bir şey. Sen bana onu atar mısın? Ah. Bak ne var elimde! Şampiyon! 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 Helal be size! Tamam.
Tamam, birazdan bu muhabbetin devamını getireceğim ama bir şey söylemek istiyorum. Bu akşam kendi şarkılarım dışında başka şarkılar da hazırladım sizin için. Bir tanesi idollerimden biri. Değerli protokolümüz aramızda, valimiz Okay Memiş, belediye başkanımız Ercan Çimen Bey, hoş geldiniz efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz hep birlikte büyük alkışla. Bizi bir araya getirdiğiniz için, buluşturduğunuz için biz ilk defa Gümüşhane ile bir araya geldik. Ama sanki daha önce hep geliyormuşum ben buraya da, özlem varmış aramızda gibi bir his var gerçekten. Bir de havanın biraz serin olmasından acayip mutluyum. Şimdi ben idollerimden birinin şarkısını söyleyeceğim. İnşallah benim yorumumu da beğenirsiniz. Yine bana uyumak haram, görmeden güneşi. Mazi hatırladım, iki büyük soru hazırladım. Birazcık yüreği varsa falan bana kalleşim. Hey! Thank you.
Çok 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 teşekkür ediyorum. Vallahi enerji süper. Ben de iyice oynamaya, hareketlenmeye başladım, sıcaklamaya başladım. İyice ısındım, güzel oldu. Siz de iyisiniz değil mi? Zaten öyle bir ses tonuyla soruyorum ki bak, hani siz de iyisiniz değil mi? Hani hayır demek zaten pek mümkün değil yani bu ses tonuna. Ama şey desem, siz de iyisiniz değil mi desem, o zaman evet falan, ama siz de iyisiniz değil mi? Dediğimde yine bir cover şarkı, çok sevdiğim bir şarkı, çok sevdiğim müzisyenlerden. Çelik'in yıllar önce okuduğu ama kimsenin aklından çıkmamış, akıllara, ruhlara kazınmış bir şarkı. Bakalım beğenecek misiniz? Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece. Tak etti canıma yalnız her gece, içiyoruz yine bu gece. Bu şarkıyı çok sevdiğinizi biliyorum. Belli oluyor. Oynuyorsun. Sok. Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece. Tak etti canıma yalnız her meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece. Tak etti canıma yalnız her gece, içiyoruz yine bu gece. İçiyorum her gece, her gece başka bir eğlence. İçiyorum gönlümce, hayat güzel sevince. İçiyorum her gece, her gece başka bir eğlence. İçiyorum gönlümce, hayat güzel sevince. Geçti. Tabii güzel sevince. Yine bu ayarda böyle eskilerden bir şarkı söyleyebilir miyim? Uyutmayacağım sizi. Söz.
çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi miyiz? Keyifler yerinde değil mi? Tam gaz devam edebilirim yani, değil mi? Tamam. Birçoğunuz biliyordur, ben böyle çıktığım televizyon programlarında falan da İngilizce şarkıları repertuarıma genelde alıyorum. Söylüyorum. Siz de beğendiğiniz yönünde yorumlar yapıyorsunuz. Bir iki tane okuyabilir miyim? Tamam. Stand up like a soldier, baby. Yeah, I know we'll be like that. Got it like a whole star, baby. Sure don't say you wicked like that. When the world war is raging, chasing our dreams, hoping that a brief won't cave in. Tonight we'll go free. Whoop. Give me the thing and make me rock it like a dance. Give me the thing and make me rock it like a dance. Give me the thing and make me rock it like a dance. Give me the thing and make me rock, 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 rock. Give me the thing and make me rock it like a dance. Do you recall?
söylüyoruz, şarkıyı biliyorsunuz. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim o zaman. Sevgili Ece, 10 üzerinden 10, 100 üzerinden 100.
Şahanesin. Şeker, çok çok teşekkür ediyorum. Şeker mi şeker? Çok tatlısın. Çok teşekkür Şarkın ederim. Şarkın gibisin. Performansın çok güzel. Müzik kaliten çok iyi. Ses rengin harikulade. Zaten Türkiye genelinde sana herkes gıptayla bakıyor. Ve sevgili Gümüşhaneliler de onların da baş tacısın. Hoş geldin, sefalar getirdin. Layık olmak dileğiyle, layık olmak dileğiyle. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel karşılandım. Gelirken menajerim, WhatsApp grubumuz var, mesaj attı, dedi ki bol bol dedi pestil ve kuşburnu getireceksiniz bana dedi. Tamam hazır dedim. Merak etme, hazır. Evet. Tamam dedim. Ondan sonra yalnız dedi kuşburnu marmelatı varsa onu da al. Dedim ki marmelatı ben yapacağım, kuşburnunu alayım falan. Hayır dedi, ben dedi yapamazsın, beceremezsin falan dedi. Geçen sefer de bir kayısı marmelatı yapmıştım. O ekibin diğer üyelerinden tam puan almıştı. Dediler ki Ece Hanım sen güzel marmelat yapıyorsun, kuşburnu marmelatını da sen yap. Tamam dedim, size söz, giderken buradan kuşburnu götüreceğim, marmelat yapacağım, inşallah çok başarılı bir marmelat olur. Kesinlikle olacağına eminim. Peki gezmeye fırsatın olacak mı Gümüşhane? Olacak tabii ki. Yarın gezeceksin. Evet. Şahane bir kent, olağanüstü. Yolda gördüklerim bile yetti yani. Muhteşem zaten. Değil mi? İlham evet. Kaynağı yolda evet. Gördüklerimiz. Ve belki de yakın zamanda yeniden geleceksin. Gümüşhane'ye ilk defa geldiğini söyledin. Evet, ilk defa. Bir sonrakinde geldiğinde ciddi fark göreceksin. Çünkü ben 3 yıl önce gelmiştim. 3 yıl sonra buraya tekrar geldiğimde Gümüşhane gerçekten devir atlamış. Bravo, bravo. Alkış. Ve Gümüşhane'nin bu kadar hızla gelişimini sağlayan, 7-24 mesai yapan çok kıymetli büyüklerimiz var. Kıymetlilerimizi ben takdim etmek istiyorum. Sevgili Gümüşhaneliler adına, sevgili dostlarımız, hemşehrilerimiz adına sana çiçek ve hediye takdim edecekler. Çok teşekkür ederim. Gümüşhane Valimiz Sayın Okay Memiş Beyefendi ve Gümüşhane Belediye Başkanımız Sayın Ercan Çimen, medarı iftarlarımız onlar. İkisi birlikte ortak akıl yönetimiyle Gümüşhane'mizin markasını tüm dünyaya duyuruyorlar. Çok yüksek bir alkışla kendilerini sahneye davet ediyoruz. Efendim herkese tekrardan iyi akşamlar. Belediye Başkanımız Sayın Ercan Çimen'le birlikte hem belediye ekibimiz hem de valilik ekibimiz böyle Kurban Bayramı'nın öncesinde düzenlemiş olduğumuz Pestil Köme ve Kuşburnu Festivali dolayısıyla böyle çok meşhur ve son derece değerli sanatçıları sizlerle buluşturuyoruz. Ben de bu kalabalığı görünce hakikaten Gümüşhane Valisi olarak çok mutlu oluyorum. Böyle hatırlatmak gibi olmasın ama gençlere ve öğrencilere tam da okulların açılmasına kısa bir süre kala sizleri eğlendirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Ece Hanım'a da göstermiş olduğu performanstan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar, şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Biz hazırladık, pestil kömeyi hazırladık. Burada tadına bakılacak ve dünya bizi izliyor. Ece, bir tadına bak da dünyaya raporunu ver. Yani çok severim pestil ama bu pestil eminim ki biraz farklı olacak diğerlerinden. Bakıyorum. Evet. Çok değerli hemşehrilerim. Sayın Valime desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok değerli hemşehrilerim, bugün o kadar mutluyum ki. Neden biliyor musun? Sizi mutlu gördüğüm için. Hepinizden Allah razı olsun. Evet, Ece Hanım da Sayın Valim'in dediği gibi performansını inşallah bundan sonra pestil ve kömeyle daha çok artıracaksın. Çünkü bir enerji kaynağı. Ha bunun yanında da kuşburnu suyumuz var. Biz açtık, hazırladık. Evet. Evet. Afiyet olsun. Nasıl? Yorum alalım. Dünya seni izliyor. Müthiş. Gerçekten müthiş. Bana bunlardan lazım. Sahneden sahneye koşturuyorum. Bunlar benim için enerji kaynağı olacak. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Öyle mi? Kesinlikle yapacağım bak bunu.
Evet Ece Hanım, ağzına yüreğine sağlık. Tekrar şehrimize hoş geldiniz diyorum. Değerli hemşehrilerim, biliyorsunuz Gümüşhane Spor bugün 2-1 yendi. Evet, Gümüşhane Spor'umuza da başarılar diliyorum. İnşallah biz en şampiyon olacağız. Evet, tekrar iyi eğlenceler, hayırlı akşamlar. Sayın Valimiz ve Sayın Belediye Başkanımız plaketi de takdim ettiler. Efendim ayrılmayalım, ben bir şey diyeceğim. Gümüş! Gümüş! En büyük! En büyük! En büyük! Allah yar ve yardımcımız olsun. En büyük Gümüşhane Spor. Onlar medar iftarlarımız. Onlar bizim canlarımız. Onların peşindeyiz. O zaman burayı bir daha karartalım. O telefon ışıklarını bir daha istiyorum. Tam gaz enerji. Bütün telefonlar. Cream de la cream.
bitches get paid, bring me there, did you see? Hate a smile on my face, like a fool. I see the money that I blow like a rap star plus. I'm a motherfucking alien, voice like a beast. Shine like someone in the fucking sky. You can't call me Mr. Perfect, gangsta phenomenon. I don't need a trunk cause I fly up. I'm a monster, I need a monster chick. Bitch with a booty who love to eat. What? Stretch that pussy, make it wet like a pool. Splash motherfucker with she skirt, no rules. When she skirt, no rules. Believe that, when she skirt, no rules. Look, when she skirt, no rules. And he loves me when he makes me wet. Wet. Wet bad girl bitch so wet. Bad boy knowledge from my bad boy town. Bad boys everywhere in my bad boy round. Bad bitches wanna know, get the crown. I'm the best of the best, I don't leave the throne. Aklınıza ne gelir? Sürprizim var. Evet, duyuyor gibiyim. Sürprizim var. Oh la la! Hey, bak bana. Gözü kara. Aldanma duyduklarına. Yaka, sata sata, gezmişim orada. Thank you.
kadar muhteşem bir enerjiniz var ki size bakıyorum, gaza geliyorum, ben de zıplıyorum bir yandan, okurken zıplamak da zor oluyor. Hoşunuza gitti mi? Eğleniyor musunuz? Hoşuna mı gidiyor? Bu habersiz olduğu için bu kadar zayıf bir o oydu diye düşünüyorum. Hoşuna mı gidiyor? Beni deli ediyor. Sevdiğini korkmadan. Şahanesi! Şarkıyı 2014 yılında okudum ben bu şarkıyı. Benim de çok enteresan bir tanışma hikayem vardır. Aslında çok enerjik ve çok neşeli bir şarkı ama gerçekten her söylediğimde bu şarkıyı sahnede böyle burnumun direği sızlıyor. Biliyorsunuz ki bu şarkı sizin beni tanıdığınız şarkı. O yüzden çok çok mutluyum bu şarkıyı bu kadar çok sevdiğiniz için. Görüyorum, bakıyorum böyle. 7'den 77'ye
Herkes ezberledi bu şarkıyı gerçekten. Çok güzel günlerdi o günler böyle. Anılar işte deyip başlarmış, oturmuşum şuraya. Buyurun. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never leave without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did wrong. I grew strong, I learned how to get on and still you're there. From my defeat, I just walk in to find you with a sad look upon your face. I should have changed that stupid look. I should have made you your king. Now I'm bound to be suckered. You'll be back to God. Gözlerine inmesin bir yerine. Bundan sonra
bir şahane benim için o kadar güzel bir geceydi ki. Önünüzde eğiliyorum. Sizi çok seviyorum. İnşallah bir daha gelmek kısmet olur. Ama son kez bir koptuğunuzu görmem lazım şimdi. Olağanüstü bir show performans. Siz de harikaydınız, muhteşemdiniz sevgili Gümüşhane. Çok çok iyi performans sergilediniz. Sizler de sevgili Ece Seçkin'e eşlik ettiniz. Yarın gün boyu organizasyonlarımıza hepiniz davetlisiniz. Değerli belediye başkanımız adına sizleri davet ediyoruz. Ve bu akşam da festivalimizin ikinci akşamında yine Karadeniz ve Türkiye'ye damgamızı vurduk. Joya Grup Organizasyon ekibi, sevgili Akif ve sevgili Fatih arkadaşlarımla değerli ekibini Gürses, Seslenme Işık'ta görev alan sevgili arkadaşlarıma ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sizler adına teşekkür ediyorum. 10 numara organizasyon çıkarttılar. Her zaman olduğu gibi. Ve değerli belediye başkanımız ve değerli ekibine, sayın valimiz ve değerli ekibine yine sizler adına teşekkür ediyoruz. Erzincan ERT Şah Televizyonlarına teşekkür ediyoruz. Dünyanın dört bir tarafında sevdiceklerinize buluşma söz konusu oldu. Değerli hemşehrilerimiz Gümüşhane'ye gelmiş gibi oldu. Efendim ben sunucunuz Aysun Şahin Mutlu. Ay sunucu, TRT seslendirme sanatçısı. Herkes çok güzel bir gece geçirsin. Allah rahatlık versin, iyi uykular diliyoruz. Güzelce dinlenin. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.